Resmi nikah Türk Medeni Kanunu ve diğer meri mevzuat gereğince kanuni organlar önünde yapılan bir birlikteliktir, bir akittir. Kanuni bazı haklardan faydalanmak için bir birliktelikteki kanuni bazı haklardan faydalanmak için bunun kanuni şekilde yapılması gerekmektedir. Buna mugayir, yani buna aykırı bir davranışta biz buna imam nikahlı evlilikler diyoruz. Genelde o şekilde yapılıyor. İmam nikahlı evlilikler genelde toplum içerisinde meşruiyet edinmek için yapılmaktadır. Ancak imam nikahlı yapılan evliliklerin bazı kanuni sıkıntıları olmaktadır. Bunların başında eşlerden birinin, yani imam nikahlı evli olan eşlerden birinin ölmesi halinde diğer eş miras haklarından mahrum kalmaktadır. Mevzuatımızda imam nikahlı olmanın dezavantajları çeşitli yerlerde vardır. Bunlardan birisi de ailenin korunması hakkındaki kanundaki koruma hükümlerinden resmi nikahlı eş faydalanmakla birlikte imam nikahlı eş faydalanmamaktadır. Ailenin korunması hakkındaki kanunda da aile içi bireyler arasında meydana gelen şiddet, ki değişik şekilde şiddet uygulanmaktadır, duygusal şiddet, fiziki şiddet vesaire, bunun kanuni ve cezai hükümlerinden faydalanabilmek için resmi nikahlı olmak gerekmektedir. Her ne kadar haksız bir uygulama olarak gözükmekteyse de mevzuat ve kanun bunu gerektirmektedir. Bunun için de insanların resmi nikahlı olması söz konusu olmaktadır.